Bu sefer başaracaksın. Bu sefer herkes senin nasıl bir futbolcu olduğunu görecek. Geldiğin için sağ ol. Yarın seçimleri mutlaka kazanmam lazım. Kazanacaksın. Ben sana inanıyorum. Her şey çok güzel olacak. Artık güzel olsun ya. Mutlu olalım. Olacağız. Kimse bize engel olamayacak. Kendime çok kızıyorum. Bu zamana kadar Zeynep'e açılmadım. Keşke onu sevdiğimi söyleseydim. Belki böyle olmazdı. Abi sen söylemesen de o anlamıştır zaten. Üzme kendini. Hayır, söylemeliydi. Ya açık açık konuşmalıydı. Tamam, Zeynep hissetmiştir ama kızlar her zaman ilk adımı karşı taraftan bekler. Ben o ilk adımı atamadım. Onu kaybetmekten korktum. Onu üzmekten. Arkadaşlığımızın bitmesinden korktum. Ama bak, öyle daha kötü oldu işte. Kaybediyorum abi onu. Abi daha kaybedilmiş bir şey yok. Hemen bozma moralini ya. Onurcuğum, hiçbir şey için geç değil. Hem bak, ablam da girdi işin içine. Ya sen merak etme, Zeynep'i kurtaracak ablam. Seviyorsan git konuş diyorlar yani. Çok doğru söylüyorlar, biliyor musun? Seviyorsan çık konuş. Haykır, bağır, seni seviyorum de. Beklemeyeceksin öyle aptal gibi. Cesur olacaksın, korkmayacaksın hiçbir şeyden. Kaybetmekten korkunca insan sahip çıkamıyor hiçbir şeye. Onun için vazgeçmeyeceksin. Bu ekmek bitecek. İyice zargana gibi oldum, hadi. Ya abla, çocuk muyum ben? Çocuksun. Evet, çocuksun. Bazı densiz, düşüncesizler siz yaşta çocukları evlendirmeye kalkıyor olabilir ama çocuksunuz hala. Ay, Zeynep de aramadı aklını. Kız da benim çok fena. Ya bu arada dün gece çok acayip bir rüya gördüm. Yani gecenin bir yarısı cerrahım bizdeydi. Gündüz niyetine gözde. Hayır olsun. Saçma sapan böyle rüyalar. Yani kısa bir rüyaydı. Böyle tam hatırlamıyorum ama fısır fısır bir şeyler konuşuyordunuz. Allah Allah, ne alakası var canım Cerrah Bey? Niye buraya gelsin? Niye biz fısır fısır bir şey konuşalım? Zaten rüyada mantık aramaz, saçma sapan şeyler görüyorsun Allah'ım. Neyse, hadi hadi hızlanın, biraz okula geç kalacağız. Senin seçmen yok mu? Bugün var değil mi? Seçmelerin var senin. Evet hocam, vardı da. Siz gelemiyorsunuz herhalde. Aa, seçmeler bugündü değil mi? Ya gelemiyoruz, okula gitmemiz lazım bizim Burak'cığım, kusura bakma. Neyse, zaten bizim çocuklardan da ses çıkmadı. Ya. Onlar da gelmeyecek herhalde. Tü. Suat, siz? Anne? Vallahi abi, benim sınavım var, gelemem. Ya sanki senin tezahürata ihtiyacın mı var? Yani. Ya öyle tabii de işte değişik bir motivasyon oluyordu ona. Neyse. İyi, hadi hadi hızlanın biraz daha, çocuklar geç kalıyoruz. Çürüdü o lokma ağzında, 40 defa çiğnedin. 40. Koçum benim. Başarılar abi. Sağ olasın. İnşallah muvaffak olursun. Sağ ol anne. Hadi görüşürüz. Gitti mi? Alo?
Evet. Kağıtları hazır mı? Burada hocam. Şahane, koyun cebinize. Alacağım sonra. Bahse girerim. Burak bizi görünce şok olacak. Evet hocam, çok büyük sürpriz olacak. Ya evet hocam, çok mutlu olacak ya. Hocam o an suratını görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Peki, taraftar hazır mı? Hazırız hocam. O zaman. Hop, bir, iki, üç. Vay vay taraftar, yürüsün gitsin. Vay vay. Hadi Burak. Hadi Burak. Hadi Burak. Hadi hadi hadi, hadi. Ah be. Ah ya. Çocuklar siz ne yaptınız Zeynep'i? Gördünüz mü? Konuştunuz mu? Hocam sabah gittik ama görüştürmediler. İçeri bile almadılar. Allah kahretsin. Hadi ya. Siz ne yapacaksınız hocam? Şu seçmeler mi bitsin de gerekirse ben dayanacağım kapılarını. Bir de bana açmasınlar da bir görelim bakalım. İyi ki varsınız hocam. Aynen hocam. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız çocuklar. Hadi hadi hadi. Hadi, 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 hadi. Burak inanıyorum sana. Hadi hadi oğlum. Hadi hadi. 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 Ben de inanıyorum. Cerrah Bey. Sizin ne işiniz var burada? Burak için geldim. Tabii bir de sizin için. Merak etmeyin çocuklar, duymadı. Bilmiyorum, bana inanıyor musunuz ama ben değişmeye karar verdim. Sizi çok şaşırtacağım. Lise diploması alacağım. Okul dışarıdan bitireceğim. Tabii sizin yardımınızla. Bana özel ders verirsiniz herhalde. Burak sen bizim her şeyimizsin. Burak sen bizim her şeyimizsin. Burak sen bizim her şeyimizsin. Ronaldo 1-2 ya. Bana özel ders verecek misiniz? Tamam veririm. Yalmaz. Herkese manevra yapabilirim ama sana gelince tutulur kalbim. Şunu da unutma, herkese ver ama ben sana fanatiyim. Başını ah diye. Ya bitti bu iş. İşte bu, aferin oldu sana. Kalkıyor yine peşine düşmeye mazeret arıyorum. Umurumda belamı bile bile. Başını ah diye bah diye nerelere vuruyor. İyi olacak, iyi olacak, merak et. Hocam, şimdi seçilenleri açıklıyorlar. Üç kişi seçeceklermiş. Tamam. Ben çıkıyorum yukarı. Hadi. Hadi güzel haberlerle gel. Ay Allah. Yoracağım heyecandan. Hocam bahse girelim, Burak birinci gelecek ki. Ay ya. Tabii ki de. Kimin abisi? Ay seni yerim. Oh. Oh. Hocam birinci seçilen belli oldu. Masai diye bir herif. Şu giden hocam. Sahada da görmüştük ya. Neyse hadi. Ben çıkıyorum. Bir daha. Olur olur. Çok. Hadi. Güzel haber ver.
Hocam ikinci seçilen de o sarıbaş oldu. Zaten her yerde de bir sarı çıyan çıkıyor karşımıza. Ya. Kusura bak. Estağfurullah. Olur. Neyse hocam, belki üçüncü seçilir bizimki, ben çıkayım. Tamam. Tebrikler. Hay Allah'ım. Bana bakın, Burak seçilmezse şayet, ki bence seçilecek. Ama eğer seçilmezse asla suratınızı asmıyorsunuz. Tamam, mutsuz olmuyorsunuz. Dünyanın sonu değil. Tamam mı çocuklar? Seçilecek, inanıyorum. İnşallah. İnanın. Hadi totem. Hadi. Hadi güzel haber verin. Ne oldu? Burak oğlum ne oldu? Olmadı. Yapma. Yani demek ki ben yetenekli bir futbolcu değilmişim. Burak o ne demek? Allah Allah, olur mu öyle şey? Dünyanın sonu mu oğlum? Memleketteki tek kulüp burası mı? Yine girersin seçmelere. Evet, şimdi herkes bir emoji olsun. Morallerimizi yüksek tutalım. Belki olur. Oğlum en iyi sendin ya. Bahsi girerim, bu işte bir torpil var. Neyse oğlum, sen sıkma canını. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Abi bu sefer çok inanmıştım olacağına ya. Olsun be kardeşim. Kısmet değilmiş demek ki. Öyle deme Burak. Sen kendine inanırsan başarırsın. Biz sana inanıyoruz. Aslanım, sen de üzme kendini. Abi niye üzülmeyeyim ya? Üzülme, çünkü sizi yedik. Üçüncü seçilen Burak Erkin. Biraz fena izleyeceğim. Hayır, hocam. Kimden çıkar zaten? Zaten senden çıkar. Hocam, biraz Allah'ım. İmza işlemler için yukarıda bekler misiniz? Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hocam, Cerra abi. Siz de benimle gelir misiniz? Peki. Oğlum nasıl yediniz? Nasıl yediniz? Ya nasıl ilk defa hayatımda böyle bir şey olmadı? Olur mu öyle şey? Burak. Ne alakası var oğlum? Ya Burak yanlış anladın beni, bir dinlesen. Burak. Hadi artık sallanmayın, çocuklar sahada değiliz, okula geldik, ders var hadi. Hadi. Efendim Zeynep. Hocam yardım edin. Tamam hemen geliyorum. Arkadaşlar hoca Zeynep'e gidiyor, yürü. Hadi. Koşun koşun. Ya Burak bir sakin ol artık. Eğer dinleyeceksen anlatacağım. Ya neyi dinleyeceğim ya? Seninle o herifin arabasına ne işin var Sevda? Burak senin için, seçmelere yetişebilmek için. Beni yolda öyle aceleyle görünce bırakayım dedi. Tamamen iyi niyetinle. Ya ne iyi niyeti ya? Koray'dan bahsediyoruz Sevda. Koray da iyi niyet, ne yarar? Ya beni çok iyi tanıyor musun, konuşma. Seni herkes tanıyor oğlum. Neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Herkes kendi yaptığına baksın. Sevda'ya kızmana gerek yok. Yolda gördüm, gideceği yere kadar bıraktım. Çok meraklısı değilim kız arkadaşının. Gözüm üzerinde oğlum. Dikkat et. Sen de birader, sen de. Bak gördün mü? O da aynı şeyi söylüyor. Hala inanmıyor musun bana Burak? Umarım Mustafa doğru söylüyorsunuz. Biz çocukluk tanıştığımızda. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyor musun? Ben mahalledeki çocukları dövüyordum. Bir tek sana kıyamıyordum. Evet. Ama artık mahallede çocuk olduğumuz dönemlerde değil misin? Şimdi sen hep ağlıyorsun. Benim buna yüreğim dayanmıyor Sevdam. Çünkü ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ama ben seni, senin beni sevdiğin gibi değil. Daha farklı seviyorum.
Nasıl yani? Ya biz çok yakınız, çok iyi tanıyoruz birbirimizi. Sen benim her şeyimi biliyorsun. Ben de senin her şeyini biliyorum. Yani iki sıkı dost gibiyiz. Ama ben seni arkadaşım gibi seviyorum artık. Burak, biz arkadaşız tabii ki. Ama sevgiliyiz de. Ben sana hala deli gibi aşığım. Belki de bu aşk değildir. Başka bir şeydir. Aşk Burak. Ben biliyorum. Sen de beni seviyorsun. Yani sadece birileri aklını çelmeye çalışıyor, o kadar. Özür dilerim. Bu şekilde hem seni hem kendimi üzüyorum. Bundan sonra hayatımda iyi bir dostum olarak kalmak istiyorum. Üzgünüm. Burak! Burak! Burak, bitti mi? Ayrılıyor musun benden? Arabasına bindim diye mi terk ediyorsun beni? Yoksa Gözde için mi? Sen yapma. Ne oldu? Sevginin seni terk mi etti? Asya, git başımdan. Bence çok iyi yaptı. Onunla sevgiliyken geceleri başka erkeklerin evlerine gidiyorsun. Hak ettin. Asya, git başımdan. Git. Burak. Ben senden ayrılamam. Sen beni bırak. Burak. Ne kadar ayıp ya. Öyle işte. Babamın durumu gittikçe daha da ağırlaştı. Masraflar artıyor. Hiçbir şey yapamıyorduk. Karısı da ecdadı o zaman getirdi Ergun doğduğunu eve. Çocukla evleneceksin. Babam böyle istiyor dedi. Zeynep, bir çıkış yolu bulunurdu. İstemiyorum deseydin, karşı çıksaydın. Babanın hayatı söz konusuydu onu. Hiçbir şey yapamadım. Kabul ettim. Babanın hayatı için kendi hayatını ateşe vermişsin Zeynep. Başka çarem yoktu ki. Öyle bir şey yok. Zeynep. Çaresiz değilsin. Ben bu evliliğin olmasına izin vermeyeceğim. Tamam mı? Ne olursa olsun. Hadi daha fazla ağlama artık. Lütfen. Git formanı giy. Okula devam. Ben buradayım. Hadi Sevda. Sevda. İyi misin? Koray, git başımdan. Şimdi biri görecek bile. Görsünler ne olacak ki? Senin arabana bindim diye Burak beni terk etti. Bütün arkadaşlarım yüz çevirdi bana. Ne olursun git ya. Sevda. Niye üzülüyorsun ki? Burak kıskanmış. Demek ki hala seviyor. Öyle mi diyorsun? Tabii kızım. Seni sevmese niye kıskansın ki? Ben seni zor durumda bırakmam.
Biz düşmanız. Unutma. Sevda, ne haber? İyiyim, ne olsun. Böyle kıl kıl adamlarla karşılaşmak zorunda kalıyorum işte. Sensin kıl. Çok meraklıyım sana. Sevda'ya bayağı gider yapmışsın. Ya boş ver, kapatalım o konuyu. Tamam, sen bilirsin. Ya sinemaya gidelim mi? Madem güne güzel başladık, güzel devam etsin. Hem Onur'la Zeynep'i de çağırırız. Süper fikir. Bak çok komik bir film gelmiş. Böyle gorilli falan bir şey. Böyle biraz güleriz, kafamız dağılır falan. Bence de bugünlerde zaten gülmeye ihtiyacımız var. Gidelim, güzel fikir.